Herkese merhabalar arkadaşlar. Mahallenizin nalburuna, House Flipper'a hepiniz hoş geldiniz. Hatırlarsanız en son bu amcanın sığınağında kaldık ve artık ben sonuna geldim arkadaşlar bunun. Bir tek bu salon ve mutfak bir arada olan yer kaldı. Hemen aşağı inip göstermek istiyorum. Arkadaşlar burada bir şey olduğu zaman sığınak olarak algılamıyor burayı. Bildiğiniz burayı sığınak olarak algılamıyor. Ben de bu yüzden her şeyi içeri taşıdım. Gördüğünüz üzere türbünü, yakıtları, bidonları, makarna, pirinç, ondan sonra su bidonu. Zaten geçen bölüm koymuştuk bunları. Bunları da geçen bölüm koymuştuk. Fıstık ezmesi koydum. Su bidonlarının yanına yakıtları koydum. Domates çorbası. İşte organik yemek, konserve. Et topları falan, böyle yemek kapları, büyük yemek kapları, sular, ondan sonra ton balığı, domates, konserve domates, fındık, turşu, gene nohut, pardon, yemelik nohut var ya bu konservelerde, o tuvalet kağıtlığı falan hepsini koydum, ayakkabısını, şeyini, hepsini buraya koydum. Bir arkadaşımız, büyük ihtimalle Azerbaycan'dan Hüseyin miydi adı, Hasan mıydı artık hatırlayamayacağım. Abi dedi yerlere de fayans yapsana, onu da yaptım. Duvarları bilerek boş bırakıyorum, böyle daha güzel duruyor. Sonuçta apokalips evi bu. Zaten onlara bakmıyorlar, emin olun. Ne kadar su, ne kadar yiyecek, ne kadar enerji, o kadar iyi bunlar için. Burayı bitirdik. Artık burayla bir işimiz kalmadı. Hemen üst katı yapıp satacağım. Ve başka bir ev almayı düşünüyorum. Şimdi hemen ilk önce yapacağımız iş... Duvarlar, buraya boyalar, güzel bir renk yapalım. Gri yapmak istiyorum. Birden canım gri almak istedi nedense. Hemen hızlı biçimde gri boyamaya başlayalım. Bu arada Brawl Stars bekleyen arkadaşlar, büyük ihtimalle ya salı günü bunu paylaşacağım için çarşamba günü Brawl Stars da gelmiş olur. Onu da belirtelim. Çok yakında yeni bir videoda gireceğim büyük ihtimalle, yeni bir seri. Ama henüz daha karar vermiş değilim. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Ve videoyu durdurup beğenmeyi de unutmayalım bu videoyu. Biliyorsunuz ki ufak bir rahatsızlığım var. Grip oldum. Gripten dolayı biraz video çekmekte zorluk çektiğim oluyor bazen. Sonra boyadık mı abicim? Boyamadık. Bak bu pencere kenarlarını hep unutuyorsun. Güzel. Burası tamam. Hemen şurayı boyamaya başla. Güzelce. Boya boya kardeşim hadi. Güzel güzel boya. Boya yetmeyecek bir düşündüğüm kadarıyla zaten. Güzel. Evet. Güzel gidiyoruz. Bunu satınca büyük bir ev alacağım. O bütün şeyleri, işte sevgililer günü, cadılar bayramı, ne varsa onunla ilgili, babalar günü. Onunla ilgili de var çünkü. Her şeyi bir yere yapıp oyun odası, gaming falan hepsini bir araya tutup yapacağım ki güzel olsun. Tek bir evde bütün şeyler, ne derler, modlar bir arada olsun yani. Onu istiyorum yapmak. Güzel bir şey olacak açıkçası. Zaten yavaş yavaş ev kalmamaya başladı. Son 4 veya 5 ev kaldı elimizde. Yeni DLC paketi GLS'ye kadar da, o yüzden biraz ağırdan alıyorum. Niye böyle çok geç atıyorsunuz diye de yazmayın arkadaşlar. Yani geç atma sebebim tamamen yeni DLC paketine kadar elimizdeki bütün evleri yapabilelim yani. Amacım o. Daha henüz açıklanmış bir tarih yok ama şu an için PlayStation'a ve VR özelliğini getirdiler. Onu söyleyebilirim. Şimdi bunun mutfak kısmı burasıydı. Bu çok fazla burada. Birini sat radyatörlerin. Değil mi? Girdiğimizde mutfak şuradaydı. Ufacık bir mutfak vardı.
Abi bunu satalım. Bu bize yeterli. Burayı ısıtır büyük ihtimalle. Hemen mutfağa başlayalım. Döşemeyi de yapalım ya. Döşemeyle de uğraşmayalım. Kahverengi zemin paneli yap abicim. Güzelce. Şöyle. Bu da tamam. Şurayı yap. Şöyle. Burada iki tane döşeme var. Tamam, burası dışarısı. Burası banyo. Bu yatak odası. Burayı da aynı mı yapmışız? Aynı yapmışız. Sorun değil. Yok. Şurada bir şey daha var. Bu ince detayları kaçırmayalım. Tamam. Şimdi hemen hatta perdeleri de takalım. Kapı pencereler, perdeler, jalüziler. Abi jalüzi takacağım ya. Jalüzi güzel duruyor. Şöyle önce taktık göl mavisini. Koyu kırmızı, mavi, yeşil. Rozle. Bak rozle hiç takmamıştım. Aynen. Rozle takalım. Değişik şeylere bakalım arkadaşlar. Böyle değişik modellere. Konuşamadım bir yandan da. Değişik modeller güzel oluyor her zaman. Evet, şimdi mutfağa girişelim hemen. Abi mutfak. Aynen. Hazır mutfak sığıyor mu? Dar belki ama pencereyi kapatır ve çok da kötü durur olmaz. Hazır mutfak almayalım ya. Hazır mutfak pişmanlıktır bazen. Ha şu olabilir aslında bak. Bu da T tipi. Bu da olmaz. Bu da olmuyor. Bunun da lavabosu yok. Yanlışlıkla çıkıyorum bu arada. Bu da bu tarafa, bu köşeye. Bu köşeye daha doğrusu yapıyor. Olmaz. Mecburen kendimiz yapacağız gene ya. Glenn. Ya aslında buranın pek de uğraşmak istemiyorum. Çünkü zaten değerini bilmiyorlar. Yanına bir tane şöyle bir şundan koyabiliriz bak. Aynen. Bunu köşeye çekeceğim. Dur şimdi. Şöyle bir al. Bunu bir oturtur köşeye. Tamam. Onu da şunun yanına bir tane daha dolap koyacağımız için köşe. Alt dolap yok mu? Alt dolap. Şöyle. Abi peki bir dakika ya. Tamam doğru gene ya doğru. Doğru arkadaşlar gene. Evet. Ek yeri belli olmuyor. Köşe olduğu anlaşılsın diye. Tamam. Yeter. Hadi yanına bir tane daha koy. Tamam. Güzel. Şimdi buraya bir tane daha koyalım. İlk geniş tezgah daha koyalım yanına. Tamam. Hemen yanına üst dolap da asalım iki tane. Bir tane şundan as. Hemen şuraya. Aynen. Yanına da bir tane bundan asalım. Tamam işte yeterli bunlar. Hadi yanına da bir tane dar asalım. Tamamdır. Bu kadar basit. Bu kadar. Daha fazla olmaz. Şuraya bir tane ocak. Elektronik malzeme. Elektrikli fırın. Aynen bu. Hem ocak hem fırın biliyorsunuz bunlar. Güzel. Yanına da bir tane buzdolabı küçüklerinden. Tek buzdolabı. Ver abicim. Tamam. Bu iş bu kadar. Mutfağımız tamamdır abicim. Daha fazla gerek yok. Şuraya da bir tane oturma grubu. Daha doğrusu L koltuk. Mobilya.
Kanepeler. Bir tane L kanepe. Ver şunu. Kanla L kanepeyi. Abi rengine bakalım. Duvarları gri yaptık. Gri, açık gri. Kremi alalım ya. Şöyle. Bak tam da karşıya bir tane televizyon bağlarız. Tamam. Şuraya da bir tane televizyon. Ya çok uğraşmayacağım. Dediğim gibi böyle bununla saatlerimizi almamıza gerek yok. Asma televizyon bir tane de. Tamam. Güzel. Bir tane asma televizyon. Bir tane koltuk. Şu koltuğu ayar çekelim asma televizyona göre. Böyle yapsak. Tamam. Önüne de bir tane hadi şey koyalım. Komodin koyalım. Mobilya. Şu. Koy abi şunu. Gerçi zor oldu tuvalete giriş çıkış ama yapacak bir şey yok. Yere de halı atalım. Masa falan koymayacağım. Baştan söyleyeyim. Döşeme halılar. Bir tane kara indiba alalım şuraya. Boş kalmasın. Heh. Bir tane de şuraya ince yolluk alalım. Düz. Düz renk yolluk. Lacivert yolluk alalım şuraya da. Tamam. Mis gibi. Bundan iyisi Şam'da kayısı bence. 10 numara ev oldu. Daha ne istiyor beyefendi? Güzel. Yatak odası tamam. Yatak odalarına o kadar özen verdik ama salona çok özen vermedim. Dediğim gibi uğraşmıyorlar arkadaşlar. Uğraşsalar tamam. Bence evi satma vakti geldi. Yavaştan dışarı çıkıp evin dışıyla uğraşmayacağım bile. Bakmıyorlar çünkü. Hemen evi sat diyelim. Çıkar abi. Açık arttırmaya koy. Evet. Evet. Oo, iyi kar yaptık ha. Biz biraz daha pazarlık yapmak istiyoruz kardeşim. Şöyle bir 15 bin daha yaparsak var ya. Hatta 13, 16, 17 bin diyelim şuna. Heh. Görevliyle pazarlık yap. 17 bin ne? Güzel. 131 bin. İyi bir kar. Teklifi kabul ediyorum. Ve yeni sahibine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hemen yeni eve geçeceğiz. Durmak yok. Yeni eve geçelim çünkü yeni evde de dediğim gibi çok iş olacak. Evet. Bu arada paramız 1 milyon 118 bin. Güzel paramız var. Hemen buradan tarayıcı alış. Bak 3 evimiz kalmış. Yeni evlilerin evini alacağım. Memnun etmeyen efek ve gelgit akıllı kadının evini en son yapacağım. Buraya her türlü şeyi artık ne derseniz yapacağım. Onu söyleyeyim. Evi satın al diyelim. Git abicim. Kalmayalım burada. İkinci mutfak büyük anne için. O maşallah. Kalabalık aileler tabii ki. Burada ne var ne yok göreceğiz. Ne kadar oda var, ne kadar şey var, ne kadar pislik var. Şimdi bahçesi güzel. Bahçeye bir tane havuz bile koyulabilir. Böyle bir geçelim arkaya doğru. Burada ufak bir yeri var. Savaş alanına dönmüş içerisi zaten. Güzel. Bahçe büyük. İlk önce bahçeyle başladım zaten. Güzel. Şimdi direkt hole açılıyor. Şurada ufak bir oda var. Güzel. Burada gene bir oda var. Güzel. Burası tuvalet, banyo, pislik içinde. Burası bak 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 buraya var ya efsane şeyler yapacağız arkadaşlar. Tamam, güzel. Burası aşağısı. Burası mutfak. Salon bitişik tamam. Üst kata bakıyoruz. Oh. Oh maşallah. Tuvalet banyo üst katta da var. Güzel. Abi süper ya. Tamam. Yani butik ev bu olur herhalde. Hemen temizliğe başlayalım. Aman tanrım bu nasıl bir kargaşa. Bence de amcacığım. Hepsini satacağım. Sen kal. Sen de git. Sen de git. Sen de git. Işıkları da sat. Sat bunu, sat bunu. Abi sat bunların hepsini. Görmek istemiyorum.
Güzelce temizlerim. Büyük iş var. Söyleyeyim. Aşağıda var mıydı atılacak bir şey? Yok. Tamam. Burayı da boyarız. Şunları sat. Var mı burada? Sat. Buraya var ya çamaşır odası da yaparız ha. Alt kata süper bir çamaşır odası olur. Güzel. Buranın sattık. Buranın ışığı var mı? Şunu sat. Işıkları sat abicim. Işıklar kalmasın. Tamam. Hemen üst kata çıkalım. Oda boş. Sadece ışık var. Işığı sat. Işığı sat. Boş. Işığı sat. Boş. Klozeti sat. Bunu sat. Tamam. Banyo yok mu? Yok kardeşim. Alt kattan temizlikle başladım. En alt kattan ama. Bodrum katından. Burada pislik var mı? İlk önce ona bakalım. Var. Şurada bir yer var. Pislenmiş. Bir dakika. Şu karşı odada var daha doğrusu. Burada bir yer var. Tavanda mı pislik? Evet, tavanda vardı. Hallettik. Tamam. Burası bitti. Buranın kapısını kapat. Bu odaya girelim. Bu odada nerede varsa pislikler hemen. Bu evin temizliğini gerekirse biraz da video dışı yapabilirim. Şimdiden söylüyorum. Pencereleri temizleyelim. Uzun bir ev olacak. Yani bölümde iki tane... Tabii ki bir sonraki bölümde. İki tane oda çıkartmayı planlıyorum. Bu bölüm hop temizlikle geçer anca. Burada temizlenecek yerler var. Hemen temizle abicim. Bak burası pis. Şöyle güzelce şuraları temizle. Şuralar temiz. Tamam hemen pencereyi temizle. Dışarıdan da temizlenecek yerler var. Burası bitti. Gir abi buraya. Şuraya bak. Pislik içindesin ya. Tuvalet. Nasıl bir tuvalet bu? Abi buraları güzelce temizle. Heh, güzel. Pencereyi de temizle. Bu bölüm temizlikle geçecek. Dediğim gibi mükemmel bir ev yapacağız ama burayı. Burası bitti. Salonda var mı? Var tabii ki. Olmaz mı? Köşe bucak. Tamam. Şuralarda var. Şuralarda bir yerlerde var. Güzel. Burada var. Pencereleri en son. Bak her zaman pis olur zaten. Güzelce temizle abicim. Tamam. Dışarıdan pis büyük ihtimalle. Dışarısını temizleyeceğiz. Daha üste gelmedik. Hemen pencereleri temizleyelim güzelce. Güzel. Pencereyi temizle abicim. Tamam. Şu pencereyi de temizle. Tamam. Burası da bitti. Üst kata çıkalım. Evet. Daha başlar başlamaz. Burada varmış ama biz ilk önce odanın içini temizlememiz gerekiyor. Çünkü pislik içinde. Güzelce temizle. Bu bölüm büyük ihtimalle temizliği bitireceğim gibi ya. Dışarısını bile temizleyebilirim yani. Amcanın sığınağını sattık, kurtulduk. Bir daha apokalips evi de kalmadı elimizde. Burası bitti. Hemen karşı odaya. Ha, yorumlarda da belirtin. Hangi odaya hangi renk yapalım. Harbi belirtin yani arkadaşlar. Tamam. Burayı da temizle. Güzel. Odada da pislik kalmadı. Kapat. Hemen buraya girelim. Güzelce temizle, temizle, temizle. Tamam mı? Bu oda da temiz. Burayı da hemen camını temizleyelim. Hızlı gidince de almıyor bu sefer. Hızlı gitmemek lazım. Nerede kaldı? Ama tamam. Şunu da al. Bu eve var ya aslında biz bile taşınabilirmişiz ama benim evim çok güzel oldu ya. Isım yok yani. Ben çünkü kendi evime aşırı derecede para harcadım arkadaşlar. Öyle böyle değil. Burası da temizlendi. Kapat. Abi. Bu odayı da temizle güzelce. Tamam. Şuradan hemen şunu da temizle. Güzel.
Tamam. Burası da bitti. Temizlik tamam. Dışarısını temizlemeye. Hemen dışarı çıkalım. Buralarda pencere altları falan pisti. Nerede var? Şuralarda var pislikler. Burada. Tamam. Artık temiz. Bence de temiz. Şimdi. İş çok. Bence burada kalalım. Yani yapmaya başlarsak çıkamayız. Boyasıydı, şeyiydi. Burada kalalım bence. Çok işimiz var. Daha buraya mesela mutfak yapacağız. Büyük ihtimalle mutfağı şu tip L tipi yapacağım ben. Bunlarınki gibi yapmayacağım. Şöyle L tipi yapacağım. Üstü de değerlendirelim falan gibisinden. Bunu kesinlikle satmayı düşünmüyorum. Buraya güzel bir salon yapılır. Bak şuraya bir televizyon yaparız falan. Güzel olur. Zaten arkasında tuvalet banyo var. İşler çok dediğim gibi. Burada kalalım. En iyisi o. Yavaştan şöyle dışarıya çıkalım. Otları alalım elimizle, alabildiğimiz otları. Arkadaşlar ev çok büyük. Hatta bahçesini falan düzenle derseniz bahçeyi bile düzenleyebilirim, öyle söyleyeyim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Umarım keyif almışsınızdır yani. Dediğim gibi tek tek odaları belirtin. Şu renk yap, bu renk yap. Hepsini farklı renk yap da diyebilirsiniz dediğim gibi. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.